Hanımlar, beyler, tekrar herkese selamlar. Hatırlayacağınız gibi bir önceki videoda bu Y eksenimizle ilgili bir güncellemeyi paylaşmıştım. Üzerinde çalıştığım bir sistem vardı. Sistemin özü sigmaların doğrusallığını, yani kanallarının doğrusallığını kullanarak mil yataklamasını sağlayacak olan burçları o doğrusallıkla beraber merkezlemek, aynı hizaya getirmek üzerineydi. Bugün yazıcının üzerine bunu nasıl uygulayacağımla ilgili de bir iki çalışma yaptım. Yeniden parçalar bastım. Montaj aşamalarında çok video çekmek kolay olmuyor. Buna hem vaktim olamayabiliyor. Ve biraz daha belki geniş vakit olsa daha detaylı video çekebilirdim. Ama dediğim gibi şu anda eksenle ilgili de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. X eksenimiz kabaca şu şekilde bitti. İlginç bir çalışma oldu. Daha önce bu tekerli sistemi denememiştim. Yani denemiştim de çok verim alamamıştım. Yine de aynı şekilde verim alabileceğimi düşünmüyorum ama en azından düşünceyi göstermek için anlık olarak taktım. Yani böyle bir parça burada olmayacak. Tamamen mantığı göstermek adına. Şimdi hatırlayacağınız gibi dün gösterdiğim parçalara benzer bizim X eksenine Y arabalarını oluşturacak şu tür parçalar döktük. Bu arada boyayla ilgili bazen sorular gelebiliyor. Ben şu tür bir reklam yaptım diyelim. Buradaki kabartmanın üzerine siyah akrilik boyayla boyadım. Gayet iyi sonuç veriyor. Elim herhalde çok yatkın olmadığı için belki biraz da aceleye geldi. İçerisinde bazı böyle pislikli noktalar oldu. Ama daha hassas bir çalışmayla daha güzel bir şey çıkabilirdi. Konumuza dönecek olursak hatırlayacağınız gibi şöyle 75 milimlik bir 20'ye 20 sigma profilimiz vardı. Bu sigma profilin içerisindeki kanalı kullanarak buradaki 12'lik teflon burçları, grafitli burçları bu parçaların içine yerleştirdik. Ve şu doğrultuda doğrusal olmalarını ve eş merkezli olmalarını sağladık. Üzerinde de koriksiyede kullanacağımız normal hyperküpte yer alan bildiğiniz gibi avare kasnaklar vardı. Bu kasnakları da yine başka bir videomda anlattığım yöntemle 624 rulmandan oluşturduk. Bunları da yine aynı şekilde şu şekilde gösterebilirim herhalde. Birbirinden şöyle paylı koyduk. Bunları yerleştirirken dikkat ettiğim nokta kayış şuradan gerilip bu tarafa geleceği için ikisinin de kayışın geçeceği noktanın aşağı yukarı aynı bir seviyeden ve ortalarda bir yerden geçmesini ben arzu ettim ve ona göre çizdim parçayı. Şimdi normalde bunları yaparken şuradan mil kullanmak istiyordum. Yani normal orijinal tasarımdaki gibi mil kullanacaktım. Fakat sonradan epeydir elimde duran şu tekerleri denemek istedim. Bu tekerlerle ilgili bazı endişelerim var. Bunu zaman zaman bazı arkadaşlar soru olarak yöneltiyorlar. İşte bundan yapabilir miyiz, edebilir miyiz diye. Buradaki temel problem şu arkadaşlar. Şimdi bu tekerler yan profillerindeki bu V kanatları gördüğünüz gibi biz buna pah diyoruz. Burada pahları var. 45 derecelik. Bunlar yurt dışında V slot diye satılan alüminyum ekstrüzyonlar için özel tekerler. Yurt dışındaki profillerde şöyle yakından gösterebilir miyim? Şu kanalın başları da aynı bu tekerin şu pahları gibi içeriye doğru şöyle V profilli. Dolayısıyla buradaki yanaklar tamamen oraya oturuyor. Ne sağa sola ne de şu şekilde açısal bir farklılık yapmadan doğrusal olarak dönebiliyorlar. Fakat bizim Türkiye'de satılan ekstrüzyonlarda şurada görünüyor mu bilmiyorum. Elinizde varsa zaten görmüşsünüzdür muhtemelen. Şöyle faturalı bir yapı var. Yani basamaklı bir yapı var. Bu basamaklar bizim V slotlar için yani bu tekerler için uygun değil. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Ama uzun vadede bu tekerlerin üzerine çiziyor. Hatta ben bu tekerleri hiçbir yazıcımda henüz kullanmamama rağmen sadece aynı bu şekilde bir iki defa üzerinde deneme yapmama rağmen şuralarında şu an videoda muhtemelen gösteremeyeceğim. Hala kameranın odak falan sistemine çok alışkın değilim. Burada çizikler oluşturdu hiç çalıştırmamama rağmen. Dolayısıyla bununla ilgili de üzerinde çalıştığım bazı şeyler var. Yani bizim Türkiye'deki profiller üzerinde kullanılabilecek, daha sabit, daha stabil çalışabilecek bir teker konsepti üzerinde de çalışıyorum. Onunla ilgili de gelişme olursa zaten paylaşırım. Uzatmayayım. Mil yerine bunu bir denemek istedim. Burada iki seçenek var. Bir deltanın üzerinde dışı teflon böyle nasıl diyeyim daha büyük çaplı
beyaz tekerler var. Onları belki deneyebilirim veya bunları deneyip bir hani çalışırken nasıl sonuç veriyorlar. Belki de çok iyi çalışacaklar. Ondan da emin değilim. Ne öyle olursa daha da iyi. Çünkü bunlar değerlerinden üretilme tekerler. Güzel dayanıklı tekerler yani. Hoş bir mantığı var. Dolayısıyla da araya bir sigma profil koyarak X eksenini oluşturacak millerden kurtarmak istedim. Burada iki amaç var. Bir, sigma profillerin doğrusallığı çok iyi ve burada da sigma kullandığımız için birbirlerine 90 derece bağlantısını sağlam bir şekilde yapmak mümkün. Biliyorsunuz şimdi mil kullanınca yine plastik parçanın içinden yataklayacağım. Plastik parçanın ne kadar olsa bir esnekliği oluyor. Bu da yani ekseni istediğiniz gibi böyle 90 derece birbirine tutturmanızı, konumlandırmanızı zor hale getirebiliyor. Bu nedenlerden dolayı arada bir sigma profil kullanmak istedim. Yani x eksenimizi bu teşkil edecek. Diğer bir buradaki avantaj da şu. İki tane mil aşağı yukarı 1 kiloya yakın geliyor. Krom miller için de sanırım aynı. Demir olanlar birazcık daha ağırlar. Civa çeliği olanlar. Şimdi bunu tarttığımda şu anda şu komple sistem 450 gram civarı geliyor. Bütün arabaları üzerindeki rulmanlar, vidalar ıvırıyla zıvırıyla beraber. Yani bu yarı yarıya bir ağırlık farkı demek genel anlamda. Bu da hızlı hareket ettiğinde yazıcı şu şekilde. 1 kiloyu şu şekilde hareket ettirmesi var. Güç uygulaması var. Bir de yarım kiloyu aynı şekilde güç uygulaması var. Dolayısıyla hem asilerasyonda hem de hızımızda ciddi fark yaratacaktır. Biraz daha hızlı değerleri, biraz daha yüksek ivmeleri deneme şansımız olacaktır diye düşünüyorum. X ekseninde böyle bir çalışma yapmak istedik. Dolayısıyla yine bir önceki videoda gösterdiğim gibi milimizi buradan taktığımız zaman bu milin tabi bu tarafını tıraşlamadık. Aman aman çizmeyelim burçları. Evet. Gördüğünüz gibi mil üzerinde gayet akışkan, rahat bir şekilde bunlar yürüyecekler. Y arabaları. Onlar hareket ederken de şu tekerli X eksenimiz yani ekstrudörü taşıyacak olan arabamız da burada gayet sağlıklı bir şekilde akacağını düşünüyorum. Yani en azından onu umuyorum. Ve yani normal milli olan sisteme göre çok daha sessiz gibi geliyor. Yani daha rahat çalışacakmış gibi. Bir de tabii burada görüntüde gösterebilir miyim bilmiyorum. Hiçbir şekilde bir kayma yok. Yani bunu oynattığımda eksende bir oynamaya yol açmıyor. Güzel yataklıyorlar. Tek korkum dediğim gibi zamanla bu faturanın bu tekerler üzerine yiyip de onlarda boşluk yapması, ekseni kaydırması gibi korkularım var. Şimdi bir sonraki çalışmada da bir aksilik olmazsa eksenimizi yazıcıya uyarlayacağız. Kayışlarını takmaya çalışacağım. Dediğim gibi yani bu tamamen temsili bir şeydir, plakadır. Böyle bir şey olmayacak burada. Ekstrudörümüze uygun, aynı zamanda da bu kayışlarımızın geldiği yönleri tutturabilecek ayrı bir parça çizmem gerekecek. Onu da tamamladığımda ve kayışlarını takıp eksenler hareket edebilir duruma geldiğinde motor bağlantılarını yapıp en azından bir kuru çalışma yapıp onu da paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vakitleriniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar.